Bilkent Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Merkezi spor kurslarına hoş geldiniz. Bugün sizinle 30 dakika sürecek bir yoga dersi yapacağız. Bu dersimiz için yine her yerde bulabileceğiniz bir matınız ve bir duvara ihtiyacımız olacak. Duvara matımızı dik olarak yerleştiriyoruz ve duvardaki hareketler için ayaklarımızı, bazen kollarımızı, bazen kalçamızı koyarak destek alacağız. Duvar bize gerçekten çok güzel bir şekilde öğretmenlik yapıyor. Bunu kullanacağız bugün, bunu hissedeceğiz bugün. Farklı içeriklerde derslerimiz var fakat bugün ben size özellikle karın bölgesini çalıştıracak bir egzersiz yaptıracağım. Duvar önünde. Şimdi önce omuzlarımızı geriye doğru çevirerek dik oturalım. Bunu aynı şekilde dik oturamazsak eğer sırtımızı duvara yaslayarak da yapabiliriz. Bu şekilde sırtımızdan destek alıp duvar sayesinde hizalanmış ve dik durmuş olabiliriz. Kolay bir şekilde yapmış oluruz en azından. Şimdi kolları rahat bıraktım, elleri bacaklara yerleştirdim. Göğsümüz karşıya açık, gözlerimizi kapattık ve başın tepesinden yukarıya doğru uzayalım. Kalçalarımızı serbest bırakalım, bacakları serbest bırakalım, göğsümüz karşıya açık olsun. Burundan nefes alıp ver, sakin. Yavaş yavaş nefesini dışarıya doğru bırakırken bedeni sakinleştir. Nefesi sakinleştirmek istiyorsak eğer öncelikli olarak nefes verişimizi sakinleştirmemiz gerekiyor. Nefesi normal alıyoruz. Nefes verişte birazcık daha sakin dışarıya doğru nefesin akmasını izliyoruz. Bedenimizin ritminin yavaşlamasını bekliyoruz. Her şeyin normal bir seviyeye ulaşmasını, kalp atımımızın, dolaşımımızın, bedenimizin hareketinin, nefesinin normal bir seviyeye ulaşmasını bekliyoruz. Ve bedenimiz doğal, rahat, kolay nefes alıp vermeye başlayınca hazırız demektir. Bu çalışma için kendimize yine bir söz verelim. Tüm dikkatimizi bedenimizde tutmak üzerine, zihnimizi bu süreçte, bu matın dışına çıkarmamak üzere bir söz veriyoruz. Her anında, bedenimizin her yaptığında onun farkında olmak adına bir söz veriyoruz. Şimdi elleri birleştirip göğsünün ortasına ve başı kalbe doğru indirelim. Ve gözlerimizi yavaşça yere bakarak açıp gözlerimizi kırpalım ve başı yavaşça kaldıralım. Şimdi duvardan direkt desteğimi alarak sırtımı yaslayacağım. Önce sırtımın dikliğini duvarda hissedeceğim. Dizlerim biraz bükülü başlıyorum. Tüm omurgamı duvara sabitliyorum. Şimdi kolları birleştirdim ve derin nefes alırken buradaki hizamı fark etmeye çalışıyorum. Belki birazcık daha göğsümü, eğer sırtımda bir kamburluk varsa, yani şöyle duruyorsam, kollarımı biraz geriye itip göğsümü biraz açmaya çalışıyorum. Kollarımdan yukarı uzuyorum ve tekrar nefes verirken indiriyorum. Parmaklarımın sırasını değiştiriyorum, kollarımı geriyorum ve tekrar buradan yukarıya doğru uzadım. Ellerimi burada duvara itmeye çalışıyorum aslında ama en yukarıdan ve göğsümü de biraz duvardan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Tekrar nefes verirken rahat bıraktım. Parmak sırasını değiştir. Bu gayet esnek ve yani kollarını çok rahat kaldıranlar için çok sorun gibi gözükmeyen bir hareket. Fakat sırtında kifoz olanlar için gerçekten zor bir hareket. Kolları geriye doğru alıp göğsü iyice aç. İyice yukarı uza. Ve tekrar nefes verirken indir. Son bir kez yapalım. Parmakların sırasını değiştir. Kollarını ger ve nefes alırken tekrar kaldırıp iyice yukarıya doğru geldim ve nefes verirken indirebilirsin. Kolları öne uzattın. Şimdi buradan yavaşça bıraktın, bacakları gerdin, ayaklarını flex point yap, bileklerini hisset. Sırtın dikliğini hala korumaya çalış, kalçan duvara sıfır otursun, yani hiç boşluk kalmasın. Buradan ayaklarınla daire çiz, bileklerini hissederek yine. Ters tarafa çevir daireni
Güzel. Flex yaptım. Yine burada kalçamı sıfırladım. Kollarımı yukarıya doğru kaldırdım. Baş parmaklarımı duvara değdirmeye çalışıyorum. Ve aynı zamanda da uzamaya çalışıyorum. Duvarda daha yukarı çıktım. Nefes al, ver. 4, 3, 2 ve nefes verirken indir. Şimdi ön tarafa kaydım. Duvar yine arkamda kalacak şekilde. Yavaş yavaş sırt üstü yatışa geliyorum. Burada karın bölgesini aktif hale getireceğiz. Birazcık nasıl çalışması gerektiğini öğreneceğiz. Başımız duvara yakın dursun. Ama tam değmesin. Ellerimizi dirsekte 90 derecelik açıyı buluyorum. Omuzda 90 derecelik açıyı buluyorum. Ve bilekte 90 derecelik açıyı buluyorum. Bu şekilde duvara yapıştıracağım. Ne çok aşağıda ne çok yukarıda. Tamam, buldum. Bileklerime baktım. Omuz hizasında dirseklerimi kapattım. Şimdi duvarı iterek hafifçe kuyruk sokumu içeri yapıp belimi tam yere bastırmaya çalışacağım. Beli bastır ve omuzlarını iyice buradan aşağıya doğru al. Burada kal, duvarı it, başın rahat. Tüm belini yere bastırmak için ellerinden yardım al. Tekrar rahat bıraktım. Şu anda gevşedi bedenim. Bir kez daha ittim. Omuzlarım aşağıda, beli yere doğru yerleştirdim. Karnı içe doğru çektim. Tekrar burada bırakıyorum rahat. Bir kez daha yapacağım. Dirseklerimin arasını açmıyorum. Tekrar ittim. Dirseklerimin arası sabit kalacak. Omuz hizasında açık veya kapalı. Şimdi bir bacak kaldırdım. Diğerini kaldırdım. Ve şu an tüm omurgam yere sabit bir şekilde yapışıyor. Şimdi buradan sağ bacak yere dokunurken hala beli yerden ayırmıyorum. Ve duvarı hala itiyorum bayağı güçlü bir şekilde. Devam ediyorsun. İt duvarı, beli yere bastır. İt duvarı, beli yere bastır. Karnı çek. İt duvarı, beli yere bastır. İt duvarı, beli yere bastır. Bırakma. İt duvarı, karnı çek. Tekrar. İt duvarı, beli yere bastır. Ve rahat bırak. Ayakların ikisini de koy. Kollarını yukarı uzat. Bileklerini çevir. Daire yap. Şimdi tek bacak, tek bacak yapmak birazcık daha kolaydı. Çift bacak birazcık daha zor olacak. Önemli olan, dediğim gibi, birkaç noktayı gözden kaçırma. Dirsekler omuz hizasında kapalı. Omuzların aşağıda. Ellerin güçlü itiyor. Belin yerde ve karnın içeride olacak. Bayağı bir nokta varmış gözden kaçırmamamız gereken ama hepsini düşünmeye çalış. Şimdi tekrar elleri yerleştir. Karnı çek, belini yere bastır, duvarı it. Bacakları kaldır. Duvarı itiyorum şu anda, bayağı güçlü. Şimdi çift bacak indiriyorum. Dokun ve kaldır, bir. Dokun ve kaldır, iki. Duvarı it. Dokun ve kaldır, üç. Beli yere bastır. Dokun ve kaldır, dört. Güzel. Dokun ve kaldır, 5, dokun ve kaldır, 6, dokun ve kaldır, 7, son bir tane yap, dirsekleri kapat, dokun ve kaldır, 8. Şimdi tekrar buradan elleri yukarı uzat ve bileklerini çevir, yine rahatlat, ters tarafa çevir. Son bir hareket yapacağım, yine beli yere bastırarak. Tıpkı stick pozisyonundaki gibi, yani sopa duruşundaki gibi bacaklarımı düz bir çizgide aşağı indirebildiğim kadar indireceğim ama belim yerden kalkarsa çok indirmeyeceğim, daha az. Şimdi tekrar elleri koydum, dizleri göğse çektim, omuzlarımı stabil yaptım, bacakları yukarı uzattım. Şimdi yavaş yavaş indiriyorum, karnı çek 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 çek. İt duvarı, kaldır, bir. Karnı çek. İt duvarı, it duvarı, it duvarı, karnı, 2, güzel. İki tane daha yap. Karnı çek, it duvarı, it, 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 it. Kaldır, son bir tane yap. İndir. İt duvarı, karnı sık, it duvarı, karnı sık. Ve şimdi buradan dizleri bük, ayaklarını yere koy. Kolları bedenin yanına getir, avuç içi yukarı çevir ve rahat bırak. Güzel. Burada biraz kal, dinlen. Nefes al, ver. 3, 2, 1, güzel.
Şimdi buradan bir bacaktan destek alıp kendini yavaşça kaldırıp dönebilirsin. Şimdi burada dizlerin üzerine gel, ellerin üzerine gel. Duvara yakın duruyorum ayaklarımla ama tam da yapıştırmayacaksın. Elleri omuzların altına getir, omuzu geriye doğru çek ve göğsü aç. Yine burada ayakların üstünü yere çeviriyorsun. Ver nefes, beli yuvarla. Tekrar al nefes, açıl. Sırtı çek. Ver nefes, karnı çek, beli yuvarla. İt yere, güçlü. Bir kez daha al nefes, açıl. Güzel. Ver nefes, kapan. Yuvarla beli, karnı çek, iyice içeri. Son kez yaptım. Al nefes, açıl. Göğsü aç, omuzu geri çek. Ver nefes, kapan. Yuvarla belini, arkaya doğru yasla. Şimdi buradan tekrar ayaklarımı yere çevirdim. Buradan elimle bir adım öne geldim. Ve buradan kuyruk sokumu içeri yaparak dümdüz stick pozisyonunda belimi düz tutarak, omuzlarımı geri çekerek bekliyorum. Kal orada. 4, 3, 2 ve in aşağı, nefesi boşalt. Ayaklarımın üstünü yere çevirebileceğim uzaklıktayım şu anda. Omuzu geri çektim. Yavaşça göğsü kaldır. Ellerini yerden kes ve şalabhasana yap. Sırt kasların aktif olsun. Hafifçe yere bak. Kürek kemiklerin birbirine yakın duruyor. 3, bırakma. 2. Tekrar iniyorsun buradan. Parmak uçlarını yere takıyorsun. Kendini yine kaldırıyorsun. Ve topuklarına oturarak başı rahat bırak. Kolları uzat. Tüm omurgayı uzat ve bekle. Tekrar table pozisyonuna geldim. Nefes aldım. Ellerim çok table'da, omuzumun altında duruyordu ama ona göre biraz daha önde duruyor şu anda. Kuyruk sokumu içeri, karnı sıktım. Belim düzken bedeni öne getirdim. Buradan yavaşça inişe geldim. Nefesi boşalttım. Ayaklarımı çevirdim. Omuzu geri çektim ve şalabhasana'ya kalktım. Omuzu geride tutuyorsun, yere bakıyorsun. Sırt aktif. 3, 2 ve nefes verirken in. Parmak uçlarını yere tak. Kendini kaldır ve tekrar topuklarına oturup uza. Ellerini avuç içi yukarı çevirerek birazcık dinlendir. Başı rahat bırak. 4, 3, 2, 1. Tekrar ellerine bak. Ellerini güzel bas yere. Şu an burada topuklarına en yakın, poponun en yakın olduğu yerden ellerin en uzak olduğu yere koydun. Hizan burası. Şimdi geldim tekrar ön tarafa doğru. Sağ bacak, topuğumu duvara yaslayacağım. Sağ topuğumu. Ve yavaşça dizimi kaldırıyorum. Sol dizimi de yavaş yavaş göğsüme çekip bekliyorum. 4, 3, 2 ve koy. Sol ayağını koy. Topuğunu duvara yasla. Şimdi sağ dizi bir yere koy. Ellerin yerini bir tam düzelt. Parmakları aç. Dinlen bu arada. Ve topuğunu arkaya doğru iterken ellerini yere ve öne doğru itmiş oluyorsun. O sırada duvarı hani ittiğimizde beli yere yapıştırmıştık. Onun gibi düşün. Yeri itip beli arkaya doğru yapıştırıyorum. Ve sağ dizi göğse çekiyorum. 4, bozma. 3, 2 ve geri bas. 1. Şimdi sol dizini yere koyup dinlen. Rahat bırak. Yumruklarına yaslan. Bileklerin bu arada dinlensin. Göğüs aç, omuzları geri çek. Sırtı düzelt. Şimdi burada sağ ayağımı tam düz çizgiye gelecek gibi kaldırıp duvara bastım. Ona göre ellerimi ayarladım. Ona göre aşağıdaki dizimi ayarladım. Kalçamı düzelttim. Karnı çektim. Ayağıma bir baktım. Çok uzak, yukarıda değil. Tam bastım. Buradaki en hizayı bozan yer karnım ve belim oluyor tek başına. Şimdi elleri tekrar düzelt, yere koy. Hemen topla karnını. Bozma. Arka ayağına sağlam bas. Dengeni sağla ve sol elini öne uzatıp bekle. 4, karnı sık. 3, bırakma. 2, elini indir ve yavaşça dizini
Diğer dizini aynı hizaya indir. Onun hizası zaten en başta ayarladığın için artık bozmana gerek yok. Şimdi sol bacağımı geriye uzatıp önce tam kalça hizamda ayarladım. Kalçamın aşağıdan bakıyorum, böyle yana doğru açık olmasın. İki leğen kemiğim de yere eşit baksın. Karnı içe doğru çekeyim. Ve buradan sağ kolu öne uzatarak dümdüz bir çizgi olmaya çalış ve orada kal. Karnı sık. 4, bozma. 3, uza. 2 ve 1. Elini indir ve yavaşça dizini koyarak topuklarına oturuyorsun. Yumrukları üst üste getiriyorsun. Başı rahat bırakıyorsun ve burada dinleniyorsun. Nefes al, ver. Bileklerin dinlensin. Şimdi bir kez daha ilk hareketi tekrarlayacağım. Yani climbing, yani tırmanma hareketi gibi sağ dizi göğse doğru çekerek tutmaya çalışacağız. Tekrar ellerime sağlam bastım. Table pozisyonundayım. Önce bir hiza alacağım. Sağ ayak topuğumu duvara yasladım. Ellerimi omuzlarım altına getirdim. Güzel bir destek verdim. Ve sol dizi göğse çekip bekledim. 4, bozma. 3, 2 ve 1. Şimdi buradan ayağını iki elinin arasına koymaya çalışacaksın. Getir. Süper. Yumruklarına yaslan. Arka topuk zaten duvara güzel yaslanıyor. Oradan güzel destek alıyorsun. Kal orada biraz. Topuğuna ver yükünü. Elleri arka tarafta birleştir. Omuzu geri çek ve yavaş yavaş bir kalk. Lunge'dasın. Aç göğsü. Karnı çek, kuyruk sokumu içeri al. Yukarı bak. 4. Dengedesin. 3. Güzel. 2. Bilekleri de burada dinlendir. 1. Ve şimdi tekrar eline yaslanıyorsun. Güzel. Aynı şekilde adımı buradan çıkartmam gerekiyor. Yeri iterken ve duvarı iterken. Koydum, çektim ve geri bastım. Şimdi dizleri yere koydum, dinlendim. Diğer bacak yapıyorum. Sol ayakla duvarı ittim ve şimdi sağ dizi göğse çektim. Şimdi buradan adımı öne koyarken belki şuradan bir yardım alabilirsin önce. Yapabilirsen direkt araya koymaya çalış. Arka topuğu geriye it, sırtı içe doğru çek. Elleri arka tarafta. Birleştir omuzu geriye çekerek yavaş yavaş yüksel ve nefesi doldur, dizi ger. Şimdi burada yine kuyruk sokumu içeri yap. Arka diz gergin. Nefes al. 4. Bozma. Dengede kal. 3. Sırt içeri. 2. Ve nefes verirken tekrar iniyorsun. Burada yine eline bastın. Adımını geriye çıkarttın. İki topuğu birden ittin. Stick pozisyonunda bekle. Şimdi topuklarını duvardan kes ve yavaşça öne gelip in. Şimdi ayaklarım öyle bir kestim ki kendimi yere de dönebilecek gibi olması lazım. Şimdi ellerini kaldır. Şalabhasana'ya gel. Omuzu geriye doğru çek. Sırt içeri al. 3 bırakma. 2 ve 1. Şimdi burada yine parmak uçlarını yere taktın. Kendini kaldır. Ellerini bir adım geri getir. Ayaklarını bir adım geri getir. Topuklarını duvara bas. Kalçayı yukarı iterek aşağı bakan köpeğe gel. Topukların duvarda olduğu için aşağı bakanı yaparken bacak arka kaslarımız çok da fazla şu anda zorlanmayacak. Göğsümü omurgamı açacağım. Kal orada, popoyu çevir. 4. Güzel. 3. 2. Ve 1. Dizleri yere koydum. Ayaklarımın üstüne oturdum. Ve son bir hareketimiz var burada. Yani duvarda yaptığımız stick pozisyonunun artık hani en üst level'ını yapmaya çalışacağız. Onun için bilekleri bir dinlendirelim. Ama çok da zor değil. Yani o kadar da gözünüz korkmasın. Yapabiliyorsanız, duvardan ayağınız kaymıyorsa yapabilirsiniz. Eğer duvardan ayak kayıyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ayağı sandalyeye koyarak da yapabilirsiniz. Şimdi tekrar stick pozisyonuna geleceğim. Sağlam. Ve buradan şunu istiyorum. Sağ bacağımın yine düz olduğu duvarın üst kısmını bulacağım.
sağ bacak düz, duvara tam bastım. Ellerim omuzlarımın altına geldi. Biraz öncekinde ayağım buradayken dizi göğse çekmiştim. Şimdikinde ise ayağım yukarıdayken dizi göğse çekmeye çalışacağım. Şimdi burada hiç kalkmıyorsa şunu yap. Parmak ucunu yere tak, beli yuvarla ve burada bekle. Kalkıyorsa dizi kaldır ve göğse çek. 4 bozma, 3 bozma, 2 bozma, 1 ve yavaşça indir ve yavaşça bırak. Şimdi diğerini tekrar yapacağım. Bilekleri yine bir dinlendiriyorsun. Ayağın kaymaması dediğim gibi önemli. Çok zorlanırsan, kayıyorsa duvar, çünkü bazen boyasından kaynaklı olarak da kayabiliyor. Sandalyeye koyarak yapabilirsin hareketi. Şimdi bir kez daha ellerimi aynı hizaya getirdim. Sol bacağımı duvara, bedenimin çizgisini hissederek bastım. Hemen burada hiç kalkmıyorsa sadece beli arkaya itip yeri iterek bekliyorsun ve hafif dizi kaldırabilirsin. Bu kadar. Kalkıyorsa direkt kaldırıyorsun. Nefes al, ver. 4, bozma 3, 2 ve 1. Dizi koydum. Yavaşça indirdim. Ve tekrar buradan topuklarımı oturdum. Ve rahat bıraktım başı. Nefes al, ver. Güzel. Bu çalışmayı hani bir iki tekrar üst üste yapabilirsin istersen, ama bence zaten bütün çalışma boyunca karın bölgesi yeteri kadar çalışıyor. İstersen uzat ama istemezsen bu kadarı da yeterli olacaktır. Şimdi tekrar buradan başı kaldırdım. Ellerimi yaslandım. Kendimi yavaşça dikleştiriyorum. Buradan duvara yüzümü dönecek şekilde oturuyorum. Ayaklarımı en başa geri dönmüş gibi düşünelim. Ayaklarımı dizler bükülü duvara yasladım. Şimdi ayaklarımı dizler bükülü duvara yasladım. Göğsüm karşıya açık. Oturma kemiklerimi hissettim yerde. Ve tekrar ellerimi birleştirip avuç içi karşıya, derin nefes alarak uzuyorum. Tüm bedenimi düz hissediyorum. Omurgayı düzleştiriyorum. Ve tekrar kolları indirdim. Bir kez daha yaptım bunu. Kolları gerdim. Nefes alırken kaldırdım. Şimdi burada olabildiği kadar topukla duvarı tutmaya çalışıyorum. Topuk. Ve şu dizlerimin arkasının mesafesi kadar bir tık geri kayacağım. Şimdi çok da değil ama. İttim bir, ittim iki. Duvara topuklarım hala yapışıyor. Şimdi kolları yukarı kaldırıp uzadım yukarıya doğru. Göğsü açtım, nefes doldurdum. Omuzları indirdim. Ve nefes verirken elleri getirdim. Şimdi buradan elleri arka tarafa koydum. Biraz önceki yürüyüşüm gibi bu sefer öne yürüyorum. Geldim bir, geldim iki. Şimdi buradaki mesafeyi bacakları yükselterek düzeltmeye çalışacağım. Yukarı gittim bir, bekle. Göğsü aç, omuzu geriye doğru çek. Şimdi buradan kolları yine yukarı kaldırıp en uzun haline ulaşmaya çalış. Kendini yukarı çek, göğsü aç, omuzu indir. Ve şimdi tekrar buradan karın çalışacağım. O yüzden popomu biraz içe doğru şöyle sıyırıyorum, tamam. Bacağımın pozisyonunu bozmuyorum. Kollar yukarı, nefes al. Şimdi yavaş yavaş beli yere koy. Karnı sık, 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 sık. Kollar geriye, nefesi doldur. Tekrar buradan nefes verirken gel. Göbeğine bak. Karnı sık, 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 sık. Ve nefes alırken uzayıcı yukarıya doğru yüksel. Şimdi kolları geriye doğru al. Popoyu düzelttim. Bu bacak aşağı kaysın. Diğeri yukarıya düz bir şekilde gelsin. Omuzu geriye doğru çek. Göğsü kaldır. Sırtı düzelt. Birazcık daha yaklaştım. Çünkü geriye giderken ayağım çok uzaklaştı biraz önce. Tekrar kolları yukarı kaldırıp nefes aldım. Ve tekrar buradan yuvarla beli yere doğru. Karnı çek. Beli yere it. Bozma. 3, 2 ve 1. Nefes alırken geriye.
Son bir tane yapacaksın. Sol taraf için ver nefes, karnı sık. Ve kollar yukarı nefes alırken uza. Şimdi nefes verirken indir. Şimdi omuzu geriye doğru çektin. Popoyu bir tık daha yaklaştır. Ve ayaklarını koydun. Dizlerin bükülü kalsın bu sefer. Yani tam böyle germeye çalışma. Yani germek için buraya gitmem gerekiyor ama ben aşağı duruyorum. Göğüs aç, omuzu geriye doğru çek. Kalçayı güzel yerleştir. Şimdi kolları bıraktım ve kendimi burada taşımaya çalışıyorum. 4 uza. 3 uza. 2 uza. 1. Şimdi beli yuvarlıyorum yavaş yavaş. Git arkaya. 4 bel yuvarla. Parmak ucuna dokun. Dokun, dokun, dokun. Orada kalsın. Nefes al ve geriye uza. İyice uza. Ayak parmak uçlarım duvarı hala tutuyor ve kaymıyorlar aşağıya. Tekrar ver nefes. Karnı çek içeri. Ayaklarımla hep yukarı yürümeye çalışacağım. Yürü, 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 yürü. Yürü, 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 yürü. Nefes al. Dizleri bük ve yukarı uza. Süper. Nefes verirken indirebilirsin. Son bir tane yapalım. Birazcık daha yaklaşalım popomuzla. Yine burada bıraktığımda durmaya çalışacağım. Yavaş yavaş buradan duvarı artık rahat itiyorum. İnişe geçiyorum. Ayaklarım tam basıyor. Ve nefes alırken geriye doğru kendimi yatırdım. Son bir kalkış denemeye çalışacağız. Beli yere it burada. Şimdi ver nefes, karnı çek. Dizleri bük gel. Bük, 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 bük ve geri gel. Süpersin. Buradan artık popomu en yakına getireceğim. Dirseklerime yaslandım. Başımı rahat bıraktım. Bacaklarımı da duvara uzatıyorum. Rahat. Serbest bırakıyorum. Hiçbir şekilde sıkma buraları. Birazcık vurarak gevşetmeye çalış. Şimdi bacaklarım rahat, ayaklarım rahat, kalçam rahat, kollarım rahat, gözlerimi kapatıp karnıma doğru nefes alıp vereceğim sadece. Karnım yükselip alçalacak ve gevşek bırakıyorum. Bu arada belin nereye, yani mesela daha uzakta daha rahatsan, o çünkü herkesin vücuduna göre değişiyor ağırlık merkezi, bacaklarının uzunluğuna bağlı, gövdenin uzunluğuna bağlı bir şey. Daha yakında daha rahatsan ona göre ayarla. Daha uzakta beline daha az yük biniyorsa ona göre ayarla. Şimdi bıraktım bacaklarımı rahat. Kolları rahat bıraktım. Gözlerimi kapattım ve karnıma doğru nefes alıp veriyorum. Sakin. Gevşek bırak. Başı rahat bırak. Dişleri dili rahat bırak. Çeneni rahat bırak. Yüzünü rahat bırak. Yanakları, dudakları rahat bırak. Omuzları, kolları rahat bırak. Çok uzun süre bacakların böyle boşluktayken yatmak rahatsız edebilir. Dizlerin arkası gerilirse ayaklarını duvara şöyle bas ufak. Dizler hafif bükülü ve burada devam et. Dinlenmene. Sakin nefes alıp ver. Tüm bedenin yükünü yere teslim et. Ağırlaşsın bedenin, başın, omuzların ve kolların. Son olarak da buradan bağdaş pozisyonuna bacaklarını düşürebilirsin. Dizleri rahat bırak, kasıkları rahat bırak, kalçaları rahat bırak. Yine sakin nefes alıp ver.
Şimdi buradan kolları geri çekip derin bir nefes al. Dizlerini sağ tarafa doğru kapatarak yan dön tam ve dizlerini göğsüne doğru çekerek burada birazcık dinlen. Şimdi buradan destek alarak oturup pozisyona gel. Gözlerin kapalı kalsın. Dik oturarak bedeni fark et. Bedenindeki değişimi fark et. Ellerini birleştirip göğsünün ortasına getir ve başı kalbe doğru indir. Bütün bu süreç boyunca yine kendini değerlendirdiğinde, baktığında dikkatinle tüm bedenin içinde, bütün bu süreç boyunca farkındalıkla kalabildin mi? Her anında bedeninle beraber miydin? Bunu başarabildiysen tam olarak bu yarım saati kendine ayırmış ve tam fayda sağlamış oluyorsun. Şimdi kendine bunun için teşekkür et. Yavaşça gözlerini yere bakarak aç. Gözlerini kırp. Başı yavaşça kaldır. Namaste. Bugünlük çalışmamız bu kadardı. Karın bölgesi odaklı çalıştık. Birazcık da kollarımız da çalıştı. Stick pozisyonundan dolayı. Bileklerde problem varsa lütfen zorlamayın çok fazla kendinizi. Bu çalışmayı isterseniz bir kez daha tekrarlayabilirsiniz. Bir tur daha tekrarlayabilirsiniz. Daha güçlenmek için. Daha güçlenmeye ihtiyacınız varsa diğer egzersizlerle de kombin edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Hoşça kalın.